Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir eğitim serisiyle karşınızdayım. Photoshop kamera Raw 2022 eğitim serimizin ilk videosunda Photoshop'ta yapmamız gereken tüm detayları, ayarları sizler için anlatıyorum. Ben Nezli Gözen arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Fotoğraf, video çekim teknikleri ve düzenleme teknikleriyle ilgileniyorsanız bu kanalda 400'den fazla içerik mevcut. Onlara da göz atabilir ve daha fazlası için kanalımıza abone olabilirsiniz. Gelin biz eğitimimize yavaş yavaş başlayalım yalım RAW fotoğraf demek ham fotoğraf demek arkadaşlar. Günümüzde maalesef bazı hocalar RAW değil de JPEG fotoğraf çekilmesi yönünde telkinde bulunabiliyor öğrencilerin ama çok tavsiye etmiyorum. Sebebi şu çünkü kullandığımız fotoğraf makinaları gerçekten inanılmaz değerlerde işler üretiyor. Dinamik aralık dediğimiz bir tonları var ve bu dinamik aralık bize e, hatalı çektiğimiz fotoğrafları kurtarma, renk geçişlerini değiştirme gibi birçok esneklik sağlıyor. Bunu sağlayan şey de kullandığımız raw formatı, ham format. Bu format sayesinde birçok düzenlemeyi biz kolayca rahatlıkla yapabiliyoruz. Zaten asıl amacımız raw'ları bu eğitim vasıtasıyla daha iyi bir noktaya nasıl getirebiliriz onun üstünde durmak. Diğer format JPEG neden tercih etmememiz gerekiyor? Az data içeriyor. Makinanın kendi yorumu dijital düzenlemede yetersiz kalıyor. Tek avantajı hafıza kartında PC'leri az yer kaplaması. Bu da aslında çok bir avantaj değil. 500 tane işinize yaramayacak fotoğraf olmasındansa 50 tane RAW fotoğrafınız olsun. Daha kaliteli görsellere muhakkak ulaşabiliyorsunuz. Bunun için bile bence RAW tercih edilebilir. Çeşitli türlere çevireceğiz bu RAW'ları. Bunun sebebi de şu. Bu fotoğrafları baskı için kullanabiliriz, sosyal medyada paylaşabiliriz, bir kitapta görsel olarak yer alabilir, bir fotoğraf albümünde yer alabilir ya da çektiğiniz düzenlenmiş bir görsele başkası daha sonra müdahale etmesi gerekebilir gibi. Bu tarz durumlarda kullandığımız PSD, JPEG, TIFF ve DNG gibi formatlar var. Kaydetme işlemi esnasında zaten bunların ne olduğunu sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bilmemiz gereken en önemli şeylerin başında arkadaşlar Türkiye'de çok Photoshop eğitimlerinde bahsedilmeyen şey renk uzayları. Şöyle bir tavsiyem var. Bu eğitim bittikten sonra makinalarınızı alıp renk uzayının hangi ayarda olduğuna bir bakmanızı özellikle rica ediyorum. Genelde makinaların ilk menülerinde raw ayarını yaptığınız menüsün içerisinde oluyor. İngilizce kullanıyorsanız color space ya da renk uzayı olarak da geçiyor olabilir. Fotoğraf makinalarında bile renk uzayınızı değiştirebiliyorsunuz. Bu şu yönden bizim için önemli. Makinanız sRGB renk uzayındaysa siz aslında fotoğraf makinanızı tam verimli olarak kullanamıyorsunuz. Şöyle düşünün Ferrari'nize tüp takmak gibi bir şey aslında bu. sRGB renk uzayında fotoğraf makinenizi kullanmak. Onu tam verimli bir şekilde kullanabilmeniz için fotoğraf makinenizin renk uzayının Adobe RGB olması gerekiyor. Bu bize renk buradaki üçgende göreceğiniz gibi ekstradan fazla renk geçişi sağlıyor. Ve biz bunları özellikle RAW çektiğimiz zaman Photoshop'ta düzenlerken büyük esneklik sağlayabiliyoruz. Şimdi şuradaki büyük üçgen insan gözünün görebildiği renk uzayı bakın şuradaki sarı üçgen Adobe RGB renk uzayımız öbürü de sRGB renk uzayımız gördüğünüz gibi sRGB insan gözünün görebildiğinin neredeyse üçte biri kadar ufak geniş alanı yakalamaya çalışıyoruz. Bunun ayarını Photoshop üstünden de yapacağız. İki tane kullanılan renk uzayı var. En çok bilinen RGB. Öbürü de baskı için kullanılan CMYK. RGB Red, Green, Blue kırmızı, yeşil ve mavi birleşiminden oluşuyor. CMYK ise Cyan, Magenta, Yellow ve de K siyah dediğimiz renklerden oluşuyor. Siz düzenlediğiniz fotoğrafın baskısını alacaksanız onu kaydederken renk uzayını CMYK olarak, eğer sosyal medyada paylaşacaksanız RGB olarak paylaşmanız önemli. Bir alt olarak da sRGB var. Standart RGB. da genelde çok fazla data içermeyen düşük çözünürlüklü fotoğraflarda tercih edebiliyoruz. Şimdi yavaş yavaş Photoshop üstünden arkadaşlar işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Bu bizim standart Photoshop arayüzümüz. Hatta ben burayı File, Open Recent, Clear diyeyim. Buradan Home'a gelirsem standart olarak bu şekilde karşımıza geliyor. Ayarlar işlemleri için Edit menüsü altından Preferences General'a geliyorum. Mac kullanıyorsanız Mac'lerde bu menü sol taraftaki arkadaşlar e, Photoshop menüsünün altında aklınızda bulunsun. Windows'da Edit Preferences General'a geliyorum. Performans dediğimiz bir kısım var. Buradan Photoshop'unuzu daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Burada bendeki değer e, şu an 57'lerde ben bunu 80'lere 85'lere kadar getiriyorum. Çok fazla Photoshop'la vakit geçirdiğim için. Ayrıca şu yan taraftaki yüz grafik progresöre de tıklıyorum. Bilgisayarın ekran kartını da Photoshop kendi içerisinde kullanabiliyor. Bu şunu sağlıyor. Siz Photoshop'la çalışırken bilgisayarınızın tamam tüm tamamı neredeyse iş gücünün %85'i Photoshop'a çalışıyor. Geri kalan %15'i diğer işlemleri yapıyor. Bunu yaptıktan sonra diğer uygulamalarınız yavaşlayabilir. O yüzden Photoshop'la çalışıyorken diğer uygulamaları mümkün mertebe kapatırsanız daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. Böylece Photoshop'ta da %80-85'in üstünde verimli olarak çalışma şansına sahip olabiliyorsun. Burada interface kısmı var. İsterseniz Photoshop'un arayüzünün rengini dilerseniz buradan değiştirebilirsiniz kendinize göre. Size kalmış hangisini seçmek isterseniz. Burada ben şunu tavsiye ediyorum. Şuradaki highlight color bende blue'dur. Bunu standart yaparsanız bakın şuradaki kısım gri oldu. Gelip buradan mavi seçerseniz hangi menünün üstündeyseniz ya da background'ınız neyse direkt mavi olarak karşınıza gelir. Böylece bu tarz ayarlarda yani daha kolay bir şekilde görebilirsiniz. Hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur. File handling de isterseniz arkadaşlar şurada bakın 10 dakika gibi bir uyarı var. Bu şu demek. Photoshop 10 dakikada bir sizin yaptığınız çalışmaları kendi içerisinde kaydediyor. Örnek bir şey oldu elektrik kesildi bilgisayarınızın pili bitti ya da bazen bilgisayar takıldı Photoshop çöktü bir şey oldu. Ee, 10 dakika önce yaptığınız işlem Photoshop'un içerisinde sabit kalıyor. Siz Photoshop'u bazen kazara kapatsanız bile açtığınız zaman tüm yaptığınız işlemler aynı şekilde geri geliyor. Buradaki ayarı da açabilirsiniz şurada. 10 dakikada bir kaydeder. Buradan süresini isterseniz de arttırıp azaltabilirsiniz. 10 dakika genelde ideal oluyor. Renk işlemleri için imaj, mod, imaj görsel ya da görüntü olması lazım Türkçesi. Ee, burada bakın benim renk uzayım RGB Color. Burada da 8 bit channel seçili olması bizim için yeterli. RAW'lar için zaten bu ayarları biz kameralar üstünde ayrıyetten yapabiliyoruz. Standart için buradan imaj, görüntü, modun altından RGB Color ve 8 biti seçtim. Edit'in altında düzenle renk ayarları color settings. Şöyle bir ekran karşımıza çıkacak. Buradan da şuradaki RGB'yi en üstlerde yer alan Adobe RGB 1998'e çeviriyoruz. Demiştim ya makinenin içerisinde de renk uzayını Adobe RGB yapalım diye. Burada da Photoshop'un çalışma alanındaki renk uzayını Adobe RGB olarak değiştiriyoruz. OK dediğimiz zaman temel ayarlarımızın hepsi tamamlanmış oluyor. Bu anlattığım konuyla alakalı arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen alt kısma yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bu kanalın desteklenmesi için videoyu beğenmeyi ve ihtiyacı olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda içerikte görüşmek üzere kendinize dikkat edin hoşçakalın.